Öğrendiklerim sesli kitap özetleri YouTube kanalından selamlar. Bugün sizlere son derece ilham verici ve keyifle dinleyeceğiniz bir kitap olan The Secret, Sır hakkında konuşacağız. Evet, adıyla olduğu gibi bu kitap gerçekten de bir sır barındırıyor. Avuçlarınızın içinde tuttuğunuz bu büyük sır asırlardır insanlar arasında dolaşıp duruyor. Birçok önemli kişi, Platon, Galileo, Beethoven, Edison, Carnegie ve Einstein gibi isimler bu sırrı çözmüşler. Ancak şimdi bu sır tüm dünyaya açıklanıyor. Kitaba 5 üzerinden 4 puan veriyoruz. Bu kitap size isteklerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinizi, istediğiniz her şeyi nasıl elde edebileceğinizi anlatıyor. Aslında gerçekten kim olduğunuzu ve hayatta sizin için bekleyen gerçek kusursuzluğu anlayacaksınız. Düşünsenize, avucunuzun içinde tuttuğunuz bu büyük sır tüm hayatınızı değiştirebilir. Kitap, düşüncelerimizin gücünü vurguluyor ve doğru yönlendirildiğinde hayatımızı nasıl etkileyebileceğimizi anlatıyor. Evet, gerçekten düşüncelerimizin gücü o kadar büyük ki yer çekimi kanunu kadar kesin bir şekilde çalışıyor. Ancak bu sırrın herkes tarafından bilinmesi gerektiğine inanıyorum. Kitabı okuduktan sonra çevremdeki insanlarla paylaştığımda bazıları "olumlu düşünmek güzel ama gerçekler de var şu anda" diyebiliyorlar. Ancak unutulmamalı ki bu sır somut gerçekleri değiştirmek için düşüncelerimizin gücünü kullanmamızı sağlıyor. Herkesin bu kitabı okuması ve içindeki büyük sırrı keşfetmesi gerektiğini düşünüyorum. Kısacası bu kitabı okumanızı şiddetle öneririm. Eğer siz de hayatınızda değişiklikler yapmak ve isteklerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız The Secret, Sırrı kitabını mutlaka okumalısınız. Haydi özete geçelim. Bölüm 1 kitap hakkında. Rhonda Byrne'un 2006 yılında yayımlanan ve 198 sayfa ağırlığında olan muhteşem eseri Sır'dan bahsedeceğim. Bu kitapla birlikte 2006 yılında yayınlanan Sır filmi evrenin büyük gizemini ortaya çıkardı ve dünya çapında bir fenomen haline geldi. Kitapta hayatımızın her alanında bir sırrı nasıl kullanabileceğimizi öğreniyoruz. Para, sağlık, ilişkiler, mutluluk ve hatta dünyadaki her etkileşimimizde içimizdeki gizli ve dokunma gücünü anlamaya başlıyoruz. Bu vahiy hayatımızın her yönüne neşe getirebilir. Sır, modern bilgelikten besleniyor ve bu bilgeliği uygulayan erkek ve kadınlar sağlık, zenginlik ve mutluluk elde etmek için harikalar yaratıyorlar. Hastalıkları iyileştirme, engelleri aşma ve imkansız görülenleri başarma gibi etkileyici hikayelerle dolu olan bu kitabın yazılı özeti web sitemizde bulunabilir. Peki nedir bu büyük sır? Hayatın büyük sırrı çekim yasasıdır. Hayatınıza giren her şeyi zihninizde tuttuğunuz imajlar sayesinde çekiyorsunuz ve o size çekiliyor. Zihninizde ne olup bittiğine dair ne düşünüyorsanız onu size çekiyorsunuz. Her düşünce gerçek bir şeydir, bir güçtür. Yaşamış en büyük öğretmenler bize çekim yasasının evrendeki en güçlü duvar olduğunu söylediler. Çekim yasasını harekete geçiren sizsiniz ve bunu düşünceleriniz aracılığıyla yapıyorsunuz. Yasaya göre düşünceleriniz ne olursa olsun ona yanıt veriyor ve benzeri çekiyor. En çok düşündüğünüz şey oluyorsunuz ama aynı zamanda en çok düşündüğünüz şeyi kendinize çekiyorsunuz. Şimdi bir düşünceyi zihninizde ne kadar çok görselleştirirseniz o şeyi gerçekten elinizde tutma olasılığınız o kadar artar. Çoğu insanın gözden kaçırdığı şey bir düşüncenin aslında bir frekansa sahip olduğudur. Evet, doğru duydunuz. Düşüncelerimizin bir frekansı var ve bu frekansı ölçebiliriz. Yani eğer bir düşünceyi tekrar tekrar zihninizde canlandırıyor, o marka yeni bir ihtiyacınız olan para, bir şirket kurmak ya da ruh eşinizi bulmak gibi şeyleri hayal ediyorsanız o frekansı yayıyorsunuz demektir. Düşüncelerimiz bir manyetik sinyal gibi davranıp bize geri çekiliyorlar. Dolayısıyla kendinizi bolluk içinde hayal edin ve o bolluğu çekin. Ancak işte burada bir sorun var.
çoğu insan ne istemediklerini düşünüyor ve sonra neden sürekli olarak o istemedikleri şeylerin başlarına geldiğini merak ediyorlar. Şimdi, çekim savaşı bir doğa yasasıdır ve kişisel değildir. Yani çekim savaşı iyi ya da kötü şeyleri ayırt etmez, sadece düşüncelerinizi alır ve size geri yansıtır. Bu yüzden çekim savaşı sadece sizin ne düşündüğünüze yanıt verir ve olumsuzlama kelimelerini hesaba katmaz. Çekim savaşı her zaman çalışır, inansanız da, inanmasanız da. Yaratım süreci her zaman gerçekleşir. Herhangi bir birey ne zaman bir düşünceye sahip olursa veya uzun süreli bir düşünce tarzına kapılırsa, o kişi yaratım sürecindedir ve o düşüncelerinden bir şeyler tezahür edecektir. Son olarak, en çok neyi düşünürseniz, en çok ona odaklanırsınız. Yani doğanın tüm yasaları gibi hayatınızda da bu geçerlidir. Her düşünce bir tohum gibidir ve ektiğiniz tohumların hasadı sizinle alakalıdır. Yani ne ekerseniz onu biçersiniz. Düşünceleriniz tohumlar gibi, ne ektiyseniz onu hasat edersiniz ve bu hasat ektiğiniz tohumlara bağlıdır. Farkında olun ya da olmayın, bilinçli ya da bilinçsiz olsun, zihninizde tuttuğunuz baskın düşünceleri kendinize çekersiniz. İşte asıl mesele burada. Hayatınız, düşündüğünüz baskın düşüncelerin bir aynasıdır. Zihniniz aslında etrafınızdaki dünyayı şekillendiriyor. Zihninizin kontrolünü sağlamanın bir yolu da düzenli meditasyon yapmaktır. Şimdi şunu bilmelisiniz ki, hayatınızdaki frekansı değiştirmek istiyorsanız, düşüncelerinizi değiştirmeniz gerekir. Ancak bu durumda bilmeniz gereken en önemli şey şudur. Hem kötü hissetmenin, hem de iyi düşüncelere sahip olmanın imkansız gibi göründüğüdür. Çünkü düşünceleriniz duygularınızı belirler. Eğer çok kötü hissediyorsanız, bunun nedeni sizi kötü hissettiren düşüncelerdir. Duygularımız, bize doğru yolda olup olmadığımızı, rotada olup olmadığımızı gösteren bir geri bildirim mekanizmasıdır. Ve işte bu noktada, hemen şimdi sağlıklı hissetmeye başlayabilirsiniz. Refah içinde hissetmeye başlayabilirsiniz. Orada olmasa bile, sizi çevreleyen sevgiyi hissetmeye başlayabilirsiniz. Evren, sizin iç dünyanıza uygun olan doğrultuda cevap verecektir. Evren, iç dünyanızın doğrultusuna uygun şekilde cevap verecek ve tezahür edecektir. Çünkü siz böyle hissediyorsunuz. Evet, doğru duydunuz. Kendi evreninizi siz yaratıyorsunuz. Şimdi, çekim yasasının karşı konulamaz gücünü oluşturan şey, düşünce ve sevginin birleşimidir. Evrende sevginin gücünden daha büyük bir güç yoktur. Eğer her düşüncenizi sevgiyle sarabilseydiniz, her şeyi ve herkesi sevebilseydiniz, hayatınız çok güzel olurdu. Şimdi, hemen evrene haykırmaya başlayın. Hayat çok kolay, hayat çok güzel, her şey bana geliyor. Bölüm 2 sırrın kullanımı 3 basit adım, sırrın kullanımı 3 basit adımdan oluşur. Ancak her bir adımın altında yatan güç muazzam. Şimdi bu 3 adımı biraz daha ayrıntılı bir şekilde ele alalım. İlk adım sormaktır. Şimdi bu daha karmaşık görünebilir ama aslında çok basit. Hayatta istediğiniz herhangi bir şeyi almak için öncelikle istemelisiniz, değil mi? Örneğin, sınavda iyi bir not almak istiyorsanız, bunu istemeniz gerekir. Aynı şekilde, evrene ne istediğinizi belirtmek için bir komut vermek gerekiyor. İşte burada, isteğinizi net bir şekilde ifade etmek önemlidir. Çünkü, evren, isteğinizi anlamak ve ona göre yanıt vermek için net ve açık bir yönergeye ihtiyaç duyar. İkinci adım, inanmaktır. Şimdi, bu kısmın bazen zor olabileceğini biliyorum. Ancak istediğiniz şeyi gerçekten istiyor ve inanıyorsanız, bunun gerçekleşme olasılığı daha yüksektir. İnanç, istediğiniz şeyin sizin olduğuna dair bir güvence ve güçtür. Örneğin, bir maraton koşmayı hedefliyorsanız, bunu başarabileceğinize gerçekten inanmalısınız. İnanç, başarının anahtarıdır. Son olarak, üçüncü adım, almaktır. İşte burada, istediğiniz şeyin sizinki olduğunu hissetmeye başlarsınız. Bu,
istediğiniz şeyin size geldiğini ve onu hak ettiğinizi hissetmeniz anlamına gelir. Örneğin, bir iş görüşmesine gittiniz ve işi aldığınızı hayal ediyorsunuz. Bu durumda işi zaten aldığınızı hissetmelisiniz. Bu hissiyat, istediğiniz şeyin gerçekleşmesine yol açacak olan enerjiyi yayar. İşte böyle arkadaşlar, sır temelde bu üç adımdan oluşur. Sormak, inanmak ve almak. Bu adımları uygulayarak istediğiniz her şeyi gerçekleştirebilir ve hayatınızı dönüştürebilirsiniz. Unutmayın, gücünüz sonsuzdur ve sınırlarınızı sadece kendi düşünceleriniz belirler. Haydi bu gücü kullanmaya başlayalım ve hayallerimizi gerçekleştirelim. Bölüm 3 görselleştirme ve şükran görselleştirme ve şükran pratiği. Bu süreç aslında yüzyıllardır bilinen bir yöntemdir ve tarih boyunca birçok büyük öğretmen tarafından öğretilmiştir. Ancak son zamanlarda bu sürecin ne kadar güçlü olduğunu daha fazla anlamaya başladık. Görselleştirme, zihninizde istediğiniz şeyi net bir şekilde görselleştirmekle ilgilidir. Örneğin, bir maraton koşmak istiyorsanız, o maratonu koşarken kendinizi hayal edersiniz. Bu sadece resimlerle odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda bu resimlerle güçlü duyguları da harekete geçirirsiniz. Bu, evrene güçlü bir frekans göndermenizi sağlar ve çekim yasası bu frekansı ele alarak istediğiniz şeyleri size geri getirir. Şimdi, görselleştirme sadece resimlerle sınırlı değildir. Bununla birlikte şükran pratiği de önemlidir. Şükran pratiği, sahip olduklarınıza minnettarlık duymakla ilgilidir. Eğer şu anda sahip olduklarınız hakkında şükretmiyorsanız, daha fazlasını çekmeniz neredeyse imkansızdır. Şükran pratiği yapmak için her gün istediğiniz şeylere minnettar olduğunuzu yazabilirsiniz. Örneğin, sağlığınız, aileniz, arkadaşlarınız veya sahip olduğunuz diğer şeyler hakkında yazabilirsiniz. Bu, evrene olumlu bir sinyal göndermenize ve istediğiniz şeyleri çekmenize yardımcı olur. Unutmayın ki, hayal ettiğiniz herhangi bir şeyin gerçekleşmesi veya yaratılması, öncelikle zihninizde bir resim görmekle başlar. Bu güç, sadece sizin inancınıza ve görselleştirme yeteneğinize bağlıdır. Görselleştirme, hayallerinizi somut bir forma dönüştürmenin en etkili yoludur ve bu süreç, sizin daha büyük bir güce ve olasılıklara sahip olduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olur. Görselleştirme ve şükran pratiği, başarının büyük sırrıdır ve hayatınızı dönüştürmenin anahtarıdır. Bu süreçleri uygulayarak istediğiniz her şeyi çekebilir ve hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Unutmayın, sizin için mümkün olanın sınırlarını sadece kendi düşünceleriniz belirler. Bölüm 4 görselleştirme hayatımızdaki gelecek, aslında hayal gücümüzün bir ön izlemesidir. Yani gelecekte neye inanmak istediğimize karar veririz ve bu inançlarımıza göre hareket ederiz. Peki, hayal etmek nasıl gerçekleşir? İşte burada önemli olan şey, hayal ettiğiniz şeye gerçekten inanmanız ve mümkün olduğuna inanmanızdır. Gözlerinizi kapattığınızda, istediğiniz şeye sahip olduğunuzu ve o duyguları hissettiğinizi hayal edin. Daha sonra, zaten şükran duyduğunuz şeylere odaklanın ve onların tadını çıkarın. Bu duygularla gününüze başlayın ve evrene bunu bırakın. Evren, istediğiniz şeyleri nasıl gerçekleştireceğini bulacaktır. Para, zenginlik ve bolluk istiyorsanız buna odaklanın. Zenginliğin ruhsal bir madde olduğunu unutmayın. Onu çekmek için düşüncelerinizi zenginlik ve bollukla uyumlu hale getirmeniz gerekir. Para konusunda çok çalışmalıyım veya mücadele etmeliyim gibi düşünceler yerine paranın kolay ve sıkça geldiğini hayal edin. Unutmayın, başarı içeriden gelir, dışarıdan değil. Para, zenginlik ve sevgi önce iç dünyamızda olmalıdır. Dış dünyamızda olmasını istediğimiz şeylerin içimizde zaten var olduğuna inanmalıyız. Bölüm 5 mutlu düşünceler, mutlu düşünceler daha mutlu bir biyokimyaya yol açar ve dolayısıyla daha sağlıklı bir vücuda sahip olmamıza yardımcı olur.
olumsuz düşüncelerin ve stresin ise bedeni ve beyni ciddi şekilde etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Çünkü düşünce ve duygularımız vücudumuzu sürekli olarak yeniden birleştirir ve düzenler. Kahkaha ve neşe gibi pozitif duygular negatif enerjiyi serbest bırakır ve mucizevi iyileşmelere yol açabilir. Dolayısıyla psikolojik stresi vücuttan uzaklaştırarak ve pozitif düşüncelerle besleyerek vücudun kendi kendini iyileştirmesine yardımcı olabiliriz. Bilinçaltımız, düşüncelerimizin gerçeğe dönüşmesinde çok önemli bir role sahiptir. Ne düşünürsek onu çekeriz. Dolayısıyla düşüncelerimiz ve duygularımızla yeni bir sinyal yayarak içimizdeki resimleri değiştirmeliyiz. Olumsuzluklara odaklanarak dünyaya yardımcı olamayız. Tam tersine bu şekilde sadece daha fazla olumsuzluk çekeriz. Bu yüzden dikkatimizi istemediğimiz şeylerden uzaklaştırmalı ve deneyimlemek istediğimiz pozitif şeylere odaklanmalıyız. İyi şeylere odaklandığımızda enerjimiz o yöne akar ve hem kendimizi hem de çevremizi daha iyi hissederiz. Bu şekilde içsel sesimizi dinlediğimizde ve vizyonumuzu belirlediğimizde hayatımıza daha fazla pozitiflik ve refah getirebiliriz. Bölüm 6 Bolluk dünya üzerinde yürüyen her büyük öğretmenin size hayatın bollukla dolu olduğunu söylediğini duymuş muydunuz? Evet, doğru duydunuz. Bu yasanın özü şudur. Bolluğu düşünmelisiniz, bolluğu görmelisiniz, bolluğu hissetmelisiniz ve bolluğa inanmalısınız. Zihninizde hiçbir sınırlama düşüncesi yer kaplamasına izin vermemelisiniz. İşte sırrı burada saklı. Eğer buna inanırsanız, eğer görürseniz, eğer harekete geçerseniz, işte o zaman bolluk sizin için ortaya çıkacaktır. Neşe, sevgi, bolluk, refah, mutluluk istediğiniz gerçeğin ta kendisidir. Eğer istediğiniz şey hazırsa ona sarılmalısınız, açık olmalısınız ve niyetinizi belirlemelisiniz. Evren istediğiniz her şeyi sunacaktır. Sadece niyetinizi netleştirmeniz ve istemeniz yeterlidir. Şimdi hayatınızda neşenin, sevginin ve refahın gücünü çağırmaya başlayın. Her şeyi ve herkesi kutsayın ve övün. Kutsama, iyiliği çağırmak ve iyilik vermek anlamına gelir. Birini ya da bir şeyi övdüğünüzde sevgi veriyorsunuz ve bu sevgi frekansı size geri dönecektir. Sizin sırrınız çekim yasasıdır. Benzer, benzeri çeker. Her şey aslında elektronik olarak enerjilendirilir. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Evet, her şey, hatta siz bile enerjiyle dolusunuz. Ve bu enerji sadece siz değil, hepimiz. Her şey birbiriyle bağlı. Belki göremiyoruz ama evrenin içinde ve dışında diye bir ayrım yok. Her şey, evrende tek bir enerji alanı içinde bağlı. Tüm güç içimizdedir ve dolayısıyla kontrolümüz altındadır. Evet, siz kendi kaderinizin tasarımcısısınız. Siz hikayenin yazarısınız. Kalemi sizin elinizde ve sonuç neyi seçtiğinize bağlıdır. İsteyebilirsin ya da istemeyebilirsin. Hangisini düşünüyorsan öyle olacaksın. Kendimiz hakkında olumlu düşünmezsek, kendimize güvenmezsek, istediklerimizi gerçekleştirmemize engel olabiliriz. Ama gerçek şu ki, içimizdeki potansiyel mükemmel ve eksiksizdir. Arzularınıza ulaşmak için tek yapmanız gereken ne istediğinizi gerçekten görmektir. Evet, hayatın sırrı mutluluğunuzu takip etmektir. Evren sizin için kapıları açacak, sizi doğru yola yönlendirecek. Siz ne istiyorsanız evren size onu sağlayacak. İşte bu kadar basit. İçinizdeki gücü ne kadar çok kullanırsanız o kadar çok güç çekeceksiniz. Ve işte Rhonda Byrne'ın sırrının özeti tam da bu, derleyen mimar. Arkadaşlar, bize destek olmak isterseniz kanala abone olup bu muhteşem kitabı yardıma ihtiyacı olan yakınlarınız ile paylaşın. Sevgiyle kalın.